Merhaba arkadaşlar, Yap İşte Seri'de hoş geldiniz. Bugün... Bugünkü videomda kış için ailecek melemen yapıyoruz. Ama bu melemen bildiğiniz melemenlere benzemiyor. Adı tembel melemeni. Lazım olan malzemeleri kısaca özetleyeyim. Evet, biberimiz var. Domateslerimiz var. Ha, bu arada unutmadan biberlerin içini temizlememiz gerekiyor. Daha güzel oluyor o zaman. Evet, soğanımız var. Ve 1 litre civarında yağımız var. Tabi bu melemen biraz daha farklı. Kış için hazırladığımız bir melemen. Hemen hazırlıyoruz. Sabahleyin mesela açıyoruz. Kavanozundan, şişesinden. Üzerine 2 tane yumurta kırıyoruz. Müthiş. Hemen 5 dakikada hazır hale getiriliyor. O yüzden tembel melemeni adını veriyoruz. Evet, tembel melemenin de en önemli malzemelerden biri soğan. Soğanı hemen robota vuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Tencereye soğanlarımızı çekerken bir taraftan da tencereye 1 litreye yakın yağ koyuyoruz. Evet, yağın kızmasını bekleyeceğiz. Kaygadığımızın altını açtık. Evet, 3 tane büyük tenceremiz var. Hazır. Evet, biberlerimizin içini ayıkladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine güzel bir şekilde yıkadık. Artık yağın kızmasını bekliyoruz. Evet, kızan yağımızın içerisine soğanlarımızı robotta çektik. Bu çocuklar soğan fazla sevmedikleri için, belli olmaması için bu şekilde yapıyoruz. Kızgın yağın içerisine döküyoruz ve sonra 23 parça tencere içerisinde ayırıp o şekilde tarifimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, soğanlar bir taraftan kızgın yağın içerisinde kavrulurken bu arada da evet, biberlerimizi ince ince, evet, gördüğünüz gibi doğruyoruz. Bir taraftan da domateslerimizi güzelce ayrıntılı bir şekilde yıkıyoruz. Evet, kavrulmuş soğanlarımızın üzerine evet, doğradığımız biberleri de ekleyerek onların da kıvama gelmesi için ekliyoruz. Kavrulması için ekliyoruz. Evet, kavurduğumuz, yağda kavurduğumuz biber ve soğanı 3 tencereye böldüm ki rahat rahat pişsin ve kıvamına gelsin. Domateslerimizi artık dinliyoruz ve robotumuzu da çektikten sonra tencerenin içerisine koyacağız. Şimdi domatesle alakalı hemen kısaca bir şeyden bahsedeyim. Kabuklarını soymuyoruz. İki tane sebebi var. Bir tanesi kabuklarındaki bu vitamininden faydalanabilmek. İkincisi de tembellikten açıkçası soymadan doğrayıp atıyoruz. Bir de şurası çok önemli. Burası sert olduğu için hem pişmiyor hem de ağzınızın tadını bozmasın. Burayı almayı unutmayın arkadaşlar. Kavrulmuş soğan ve biberlerin olduğu tencerelere sırasıyla peynir edecek şekilde döküyoruz. Daha sonra bunların dibi tutmaması için arada bir karıştırılması da gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde yaklaşık 15-16 kiloluk domatesimizi bu şekilde bütün tencerelerimize evet, domatesleri robota koyup çekiyoruz. Daha sonrasında da tencerelere yerleştiriyoruz. Bayağı yaptık ama biraz daha var gördüğünüz gibi. O yüzden yedek bir tencere daha hazır olarak tutuyoruz. Olursa hepsinden sırasıyla alıp burayı büyüteceğiz. Evet. Tencerelerimizin son hali böyle. Evet, melemenlerimiz hazır hale geliyor, artık kıvamına geliyor. Yaklaşık 1,5 saattir kaynatıyoruz, pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi yağı üstüne çıkmaya başladığından itibaren artık kavanozlarına koyulacak noktaya geliyor anlamındadır. Bakın bu artık yağ üstüne çıkmış, şunu da çıkıyor. Bunlar yavaş yavaş, yani herhalde 10-15 dakika içerisinde olur. Tabi tuzunu atmayı unutmuyoruz. Tuzunu ne kadar kıvamında ve biraz fazla da olabilir koyarsak daha sağlam konserve de
bozulmaz böylelikle. Ve açtığımızda da rahat bir şekilde hiç ne tuz ne de yağ hiçbir şey koymadan koyuyoruz. Ve hemen hazır hale gelmiş bir melemen hazır hale getirebiliyoruz. Bunun tuzu biraz daha gerekiyordu, o yüzden tuzunu da atayım. Evet, kıvamına gelen menemenlerimiz artık kavanoza koymak için hazır. Evet, ilkini siftaha şu anda sizinle paylaşıyoruz. Kavanozlarımız gördüğünüz gibi hazır. Yaklaşık 25 civarında kavanoz çıkacak diye düşünüyoruz. Evet, kavanozların hepsini doldurduk. Yaklaşık 15 tane 1 litrelik kavanozu doldurduk şu anda. Hepsini sıcak sıcak kapattık. Kapakları aşağıda olacak şekilde yerleştirdik. Ve bunları sabaha kadar şöyle etrafını güzel şekilde saracağız bezlerle. Örtlerle saracağız ve inşallah tutmuş olacak. Şimdi ortalama yani 1 litrelik bir kavanoz. Yani 4-5 kişilik bir aile için 2 kullanımlık malzeme, menemen malzemesi olarak hesap edildiğinde bayağı yeterli olur diye tahmin ediyoruz. Yani zaten her sene bu şekilde yapıyoruz. Bizim için kolaylık oluyor. Sabahleyin açıyorsunuz, tavanın üzerine ne yağ döküyorsunuz, ne tuz döküyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan yerleştiriyorsunuz. Yarısını kavanozu açıyorsunuz, yarısını yerleştiriyorsunuz. Üzerine artık sucukunu koyarsınız, yumurtanı koyarsınız. Ona göre menemenizi zenginleştirip 5 dakikada hazır hale getirebiliyorsunuz. İnşallah faydalı olmuştur.